Ama sana çok güzel poz verdi bak. Evet evet, onları aldın mı? Yani diğerlerine bu kadar net poz vermedi. Dil dil bu kadar belli değildi. Midas. Poz iyi. Midas. Yarın yapmasın da. Ne oldu? İliğin çekti herhalde ekran şurası. Midas. Midas. Dile bak. Çok tatlı oturdun ya. Çok tatlı oturdun. Ya. Alayım mı oyuncağı? Şunu koyayım. Kendi iç sesini farklı duyuyor olabilir yani. Ya işte gayet gelir. Hiç etkisi. Yoktu değil mi? Yok. Aynen. Kesinlikle. Ya aşırı mesela oksijeni falan. Tamamen doğal bunlar. Evet. Kısır mı öp? Kısır mı öp? Buradan kalbi de istiyordur. Bakayım. Hani yabancı bir asya. Japonlarda da yaşamış. Buna bakmayın. Bir taraftan da bizim normalde yaptığımız iş. Tabii. Bir taraftan da bazı belli. Kuzum. Yani güzel rol. Ay rol vermiyorum. Poz verdim. Lan bir peynire hemen şey yaptım. Poz verdim. Peynir, tereyağı verdim. Nasıl yalan 3 saat şu kadar bir şey yalan. Hala yalanıyor bak. Midas. Bir yere şifalık ve ekstra ilgili beyin yapısı da farklı. Evet. Ama büyüme hızı falan bildiğimiz diğer türlerle aynı. Kulaklarından aynı. Evet. Evet. Ankara. Ya Ankara. Cinsiyete bakmadan direkt biraz oldu. Tabii. Uyku halinde ya. Gözlerini açılsa daha iyi olmuş. Açar açar. Ben biraz uyandım. Orada üçgen peynir var. Belki ondan var. Yok baba, devam edelim. Midas'ın annesi aslında bir arkadaşımın arka bahçesinde yaşayan bir sokak kedisi. Doğum yapıyor ve onun yavrularından, 7 yavrusundan bir tanesi. Arkadaşım da ona bahsetti sahiplendirmek istediğini. Biz de düşündük, taşındık, sahiplenmeye karar verdik. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz tedirgin oldum. Yani irite olmadım ama böyle bir alışkın olmadığım bir kedi olduğu için biraz tedirgin oldum. Ama ondan sonra kucağıma ilk aldığım an, ilk görüşte aşk, o çok alıştı, biz çok alıştık. Evet, çok özel bir kedi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.